Şimdi size bir tekrar kağıt üzerinde ne yapıyoruz, ne yapmaktayız ve sonra ne yapacağız onu anlatacağım. Dün yüklediğim videolardan başlayarak. Bu yaptığımız şey rekombinant DNA teknolojisine giriyor. Yani ben kısaca işte plazmit çoğaltma diyorum ama aslında bu rekombinant DNA teknikleri. Şimdi biz en baştan ne yaptık onu bir konuşalım. Önce ne vardı elimizde? Bir tane plazmit vardı. Ve bir tüpün içindeydi. Ve biz bunu çoğaltmak istiyorduk. Çünkü bize çok az gelmişti bundan. Elimizde daha fazla olmasını istiyorduk. Çünkü onu kullanacağız. Onun için de ilk önce LB hazırlayarak başladık. Çünkü plazmitimizi LB'nin içinde büyütebiliyoruz bakterilerimizi. Yani plazmiti çoğaltmak için bakteriye ihtiyacımız var. Bakteriyi çoğaltmak için de LB besiyerine ihtiyacımız var. Onun için önce onu hazırladık. Bu LB besiyerinin içinde şöyle bir yerlerin içinde koymuştuk mesela. Bunun içinde ne var? Sodyum klorür var. Tuz olarak bildiğiniz sofra tuzu. Tripton var. Amino asit kaynağı olarak. Yeast var. Bu da karbon kaynağı olarak. Carbon source. Yani etçil beslensin gibi. Bakterilerimiz bunları yiyerek büyüyecekler içinde. Ve buna bir de istersek agar ekliyoruz. Agar da bu solüsyonun donmasını sağlıyor. Jölede olduğu gibi. Yani ya bunu bir şişenin içinde tutuyorsun LB olarak sıvı halde ya da böyle plate'lere döküyorsun. Nasıl bir plate soda? Da plate'lere döküyorsun ve bunun içinde daha şey olarak katı halde duruyor ki bunu da kullanma yerimiz ayrı. Buna da plate diyoruz. Tabak anlamında ya da petri diş deniyor daha mantıklı olarak. Önce bunları hazırlamıştık. Sonra ne hazırladık? Ampisilin hazırladık sonra. Ampisilin neydi? O da bir antibiyotik. Bizim bakterimizin içinde, vektörümüzün içinde pardon. Ampisiline dirençli gen olduğu için biz ampisilin koyuyoruz ki sadece bizim bakterimiz çoğalsın diye. Yani içinde plazmit olan bakterimiz çoğalsın diye. Bunu da içine koymuştuk. Şimdi ben arada bir plazmit haritaları nasıl okunur diye bir video yükledim. Çok kısaca üzerinden geçeyim. Plazmitimiz böyle bir dairesel halkasal şekilde hep gösteriyoruz. Çünkü niye? Bu bakteriden gelen bir sistem. Bakteriden adapte ettiğimiz bir sistem ve bakteride işte circular halde bulunuyordu plazmitler. Hatırlarsak doğal olarak bulunan şeyler. Şimdi bizim bu rekombinant DNA'da ne yapabiliyorsun? Bunun her tarafına ayrı bir gen koyabiliyorsun. Yani nasıl koyuyorsun? İşte zaten teknikler onun için var. Ve diyelim ki bu ampisiline de direnç geni. Ondan sonra şu senin ilgilendiğin gen. Ondan sonra burası promoter dizisi. Dizisi gibi olabiliyor. Biz bunu bize hediye geldi şu anda. Ama içindeki geni çıkarıp başka bir gen koyabiliriz. Veya buradaki promoter'ı değiştirebiliriz. Veya bir kısmını komple çıkarabiliriz gibi şeyler yapılabiliyor. Onlara da sırayla geleceğiz zaten muhtemelen yapacağız. Yani ben şu anda laboratuvarda ne yapıyorsam onu çekiyorum. O yüzden de hani her şey tam uygun sırasıyla olmayabilir. Gerçi şimdiye kadar düzgün sıralı gittik. LB ile ampisilin hazırladık. Sonra ne yaptık? Transformation denilen şeyi yaptık. Bunda kompeten bakteri kullanıyoruz. Ve genellikle en çok kullanılan bakteri E. coli'nin DH5 alfa suşu.
Bizdeki ama JM109 diye bir suç. Bu JM109 hücreli bakterileri ultra kompeten olabiliyor. Ultra kompeten de şu demek. Protokol çok daha basitleşiyor demek. Nasıl basitleşiyor? Biz plazmitimizden 1 mikrolitre alıyoruz ve bunu içinde bakteri bulunan tüpe ekliyoruz ve bu kadar oluyor. Bu kadarlık bir işlem. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle bakterimiz CM109'lar böyleyken biz bunu kompeten hale getirdiğimizde bunun şeyinde, membranında delikler açmış oluyoruz. Ve böyle delikler açıldığı için bu sağlıksız bir durumda kalıyor. Bunu hep -80'de saklıyoruz. Sonra çıkarıp buzda çözüyoruz. Buzun üzerinde çözdüğümüzde işte 0 derece hala daha açık halde kalıyor. Ve biz bunun üzerine 1 mikrolitre plazmit eklemiştik. Bu plazmit bunun içine girebiliyor böylece. Sonra buzun üzerinde birazcık bekledikten sonra ne yapmıştık? Bunu içinde sıcak albi bulunan bir tüpe koyduk. Şöyle bir falkon tüpe koymuştuk. İçinde albi vardı ve biz ısıtmıştık bunu. Bunu bunun içine koyduğumuzda sıcak ortama geldiği zaman bakteri hemen tekrar kapanıyor. Eski mutlu haline dönüyor. Ancak bu sefer içinde bizim plazmitimiz de var. İçine bizim plazmitimizi almış olarak konuyor. Sonra bu tüpün içinde gerçekleşen olaylar şöyle. Buraya bakarsak albi var. Çok fazla. Bu albinin içinde bir sürü bakteri büyüyor. Ve bunlar teorik olarak bir kısmı plazmiti almış halde ama bir kısmı da almamış halde duruyor. Şimdi bizim plazmitimiz 10.000 bazlık bir plazmit. Çok büyük. O yüzden de bakterinin çok da mutlu olduğu bir durum değil bu. Ve bu bakterinin bölünmesini yavaşlatır. Eğer buraya antibiyotik koymazsan bu şekilde devam ederse bunlar şu içinde hiçbir şey olmayanlar popülasyonu ele geçirirler. O olmasın diye bunun içinde sadece 1 saat tutuyoruz. 37 derece. Sonra ne yapıyoruz? Bunu alıp sentrifüj ettik. Sentrifüj şöyle kısaltılır ama ben size şimdi yazayım. Sentrifüj. Bu ne demek? Sentrifüj. Çöktürmek demek. Merkez kaç bunun Türkçesi? Merkez kaç kuvvetiyle yanlara yanlara doğru şey yapıyor, çökme yapıyor. Şöyle bizim şeyimiz böyle duruyordu. Diğeri de böyle duruyordu içinde. Bu çok yüksek bir hızla döndüğü zaman, ki çok yüksek hızdan kastımız işte 5000 RPM'de 5 dakika döndü. O zaman ne oluyor? Bunun içindeki solüsyon tamam böyle. Hala içinde albi var. Ama bakterimiz gidip tam şuraya çöküyor. Şurasına. Merkez kaç kuvveti olduğu için o tarafa doğru iter. Çünkü dışarıya doğru güç uyguluyor. Merkez kaç kuvvet dediğimiz şey. Bu tarafa doğru çöküyor. Sonra biz bunu buradan aldık. Elimizde peletin nerede olduğuna baktık. Biraz uzuncana bir süre. Ve sonra peletin nerede olduğunu fark edince şurası albi. Şurada da pelet var. Biz bunun içinden şuradan ben çektim pipetle. 200 mikrolitre her seferinde çektim. Ve dipte de en son 200 mikrolitrelik bir kısmını bıraktım. Ondan sonra burada kalan miktarla bu peleti böyle böyle üstüne alver alver yaptım ki çözünsün buradaki bakteri. Ve burada konsantre olmuş bakterimi
Çözdükten sonra plate'lerin üzerine ekledim. Şuraya 200 mikrolitre halinde ekledim. Sonra bunun üzerine boncukları koydum. Salladım. Böylece ne oldu? Bunun üzerine tamamen yayılmış oldu. Şimdi buna yakından bakarsak ve yukarıdan bakalım. Şu üst kısmına. Şöyle yaydık ya. Bunun içinde ne olacak tabii? İşte bizim bakteriler olacak. Böyle yayıldı bunlar 200 mikrolitrenin içinde. Ama sadece içinde bizim plazmit olanlar yaşayacak ve diğerleri yaşamayacak. Neden? Çünkü bu plate'te albi var ve ampisilin var. Sonra ertesi gün geldiğimizde eğer hiç ampisilin olmasaydı şöyle bir görüntü görürdük. Böyle her yere yayılmış olurdu ve hani göz gözü görmezdi. Nokta nokta göremezdik açıkçası. Ama biz ampisilini büyüttüğümüz için ve sadece içinde plazmit olanlar büyüdüğü için şöyle bir manzarayla karşılaştık sabah. Ve sevindik açıkçası fazlasıyla. Çünkü bazen geliyorsun üzerinde hiçbir şey olmuyor. En sık karşılaşılan ve insanın en canını sıkan şey bomboş bir şey görmek. Ama bugün gördük, şanslıydık. Ve kolonilerimiz tek tek düşmüştü. Koloni derken eğer neyi kastettiğimi bilmiyorsanız, şimdi şurada gördükleriniz beetler. Hani koymuştuk ya üzerine boncuklar. Onlar yaymak için kullandıklarımız. Bizim kolonilerimiz şunlar. 1, 2, mesela 3. Burada çok fazla koloni var. Seçerken böyle tek başına duran kolonileri seçiyoruz. Mesela şuradan seçmem. Yani çünkü oradan birden fazla koloni alabilirsin. Ve biz her koloniden çıkan plazmiti ayrı değerlendiriyoruz. Çünkü içinde mutasyonu olur, bir parçası eksik olur, yalan yanlış girmiş olur falan gibi. Böyle tek tek duranları alıyoruz. Ve bunları çoğaltıyoruz. Şimdi o aşamaya gelmiş olduk. Şu anda onları çoğaltmaktayız an itibariyle. Ben bunu durdurayım. Sonra oradan devam edeyim.